Hep bunun umuduyla yeni sezona başladı işte. 9 sezon, 10 sezon oluyor. Dolayısıyla yani şampiyon olunmasa dahi önceki sezonlarda yapılan hatalar yapılmamalı. Yani bu kadro korunmalı. Fenerbahçe şampiyon olamadığı her sezonun ardından kadroyu sil baştan yaparak yeni sezona giren bir takım oldu. Ve eski sezon, bir önceki sezondan ilk 11 düzeninde kalan 3-4 oyuncu oluyordu. Geri kalanı hepsi değişiyordu, öyle değil mi? Geçen Evet. sezon ikinci Evet, bitiren evet. takıma bakalım. Bu sezonki ikinci takıma bakalım. Aynı. Ondan öncekilere de bakabiliriz. Kokular vesaire hepsine. Yani inanılmaz değişime uğruyordu. Her sezon yeni bir oyuncu grubundan yeni bir başarı hikayesi yaratmaya çalışılıyordu. Fenerbahçe asla istikrar sağlayamadı. Oysa bu sezonki kadro bu istikrarı sağlayabilecek, koruyabilecek bir kadro. Bu takıma ilk 11 düzeyinde 3-4 takviye, belki işte yani mesela Santrafor'da Batu Şahin'in sanırım opsiyonunun süresi dolmadı. Öyle bir durum var. Kalacak mı gidecek mi bilmiyorum. Edin Dzeko orada yaşı itibariyle de artık hani süreleri azalabilecek bir oyuncu konumuna gelebilir. Bir Santrafor, işte orta sahaya bir oyuncu. Hani böyle sil baştan yapılacak bir takım değil Fenerbahçe. Bekleri belli. Stoperde Djiku Bekao, kaleci Livakovic. Orta sahada aynı şekilde Fred var. İleride İrfan Can var. Şimanski var. Tadic var. Hala üst seviyede oynayabilecek. Dolayısıyla Fenerbahçe ikinci olsa dahi bu kadroyu koruduğu takdirde gelecek sezon çok güçlü bir şekilde şampiyonluğu elde edebilecek takımlardan bir tanesi olacak. Yani belki de birincisi sayılabilecek. Neden? Galatasaray'da bu sezon transferler çok fazla tatminkar olmadı. Yani işte geçtiğimiz sezonun kadrosuyla şampiyon oluyor Galatasaray, dikkat edersen. Evet. Yani 2-3 tane oyuncu var yeni ilk 11'de oynayan. Beşiktaş sil baştan bir kadro yapmayı planlıyor. Trabzonspor hakeza Öyle. öyle. Dolayısıyla kadrosunu koruyabilen avantajlı olur sezona başlarken. Fenerbahçe'nin elindeki oyuncuların birçoğuna da şimdiden teklifler gelmeye başladığı konuşuluyor. Bunların arasında İrfan Can var, Ferdi Kadıoğlu var. Aynı şekilde Şimanski vesaire. Yani ilk 11'deki oyunculardan bahsediyorum. Olabilir. Ama gönderecekse de Fenerbahçe, hani bu oyuncuların da bazılarının hayali olabilir elbette Avrupa'ya gitmek. Çünkü uzun süredir mesela Ferdi ile ilgili konuşuluyor. Ferdi belki mesela gitse sol bek, öyle kolay bulunan bir yer değil. Galatasaray görüyoruz işte, her sezon sol bek arıyor. Osterwolde ile devam edilebilir. Ama mesela aynı bölgeden iki oyuncu göndermek olmaması gereken bir durum. Yani genel itibariyle bu kadroyu korursa Fenerbahçe yeni sezonda çok ciddi bir avantajla başlar. Bundan önceki sezonlar hep bunun hatası yapıldı çünkü. Yani şampiyon olamadık. Hadi bakalım yeni bir oyuncu grubu. Bu oyuncu grubu o oyuncu grubu değil ama. Bu oyuncu grubu büyük ölçüde eksikleri birkaç yerde giderildiğinde ayakları yere sağlam basabilecek bir oyuncu grubu. Ki burada bence en önemli konulardan birisi sezon bitiminde tabii ki başkanlık seçimi var Fenerbahçe'de. Başkan kim olacak? Yeni başkanın teknik direktör konusundaki tercihi ne olacak? Çünkü iki başkan adayının da İsmail Hoca ile çok yoluna devam edecekmiş intibası yok şu an kamuoyunda. Her iki başkanın da, başkan adayının da yabancı bir teknik adam arayışı oldu. Hatta Sayın Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili peş peşe açıklamalarını gördük. Dolayısıyla orada bir teknik adam gündemi bence futbolculardan ziyade ilk olarak sıraya gelecek. Ve yeni gelecek olan teknik adamla birlikte de dolayısıyla Fenerbahçe'de nasıl bir oyun şablonu, nasıl bir oyuncu isteği ortaya çıkacağını göreceğiz. Şimdi Mourinho Beşiktaş'ta da konuşuruz elbette de. Evet. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho olsa bu takıma kaç tane transfer ister? Yani sever Mourinho Yani transferi. konuşulan Bir de şunu yani söyleyeceğim. Mourinho'nun tek başına maliyeti 20 milyon euroların üstünde, yani vergilerle vesaire birlikte öyle şeyler Şimdi konuşuluyor. şunu söyleyeceğim. Mourinho transferi sever. Roma'da bunu da yapamadı bir de. Yani transferi de özlem duyuyor. Roma'da transfer yapmıyorlardı Mourinho Yani istemesine böyledir şu rağmen. anda yani. Yani hani dolayısıyla gelecek olan teknik adamın profili de çok önemli olacak. Ama Evet. Fenerbahçe dediğim gibi bu kadroyu koruduğu takdirde büyük ölçüde. Hani bir iki oyuncunun ayrılışını tolere edebilir kadro. Korursa avantajlı bir şekilde sezona başlar. Savaş Çorlu. Şimdi buraya bir eleştiri gelmiş de ben burayı çok fazla okumuyorum ama Kerem'i biraz övdüm ya, ben böyle Kerem için haksızlık yapıldı dedim ya. Aa, futbolcuları övdüğümüz zaman Şöyle eleştirmeyin bak ya. şimdi, ama burada övgü var, eleştiri var. Bu eleştiriden farklı bir şey.
Daha bir hafta önce işte ana avrat küfür eden Kerem Aktürkoğlu'nu niye övüyorsun? Fanatiklik gözünü bürümüş falan yazmış. Ben burada Kerem Aktürkoğlu'nun takım içinde kendi taraftarlarınca eleştirisini yani doğru bulmadığımı söyledim. Performansı başka yani bir şey. Baktığın zaman burada o bir şey var. Yani fanatiklikle gözümüz kör olmuş. O zaman sen de şunu da yazabilirsin. O maç öncesi, derbi öncesi. Ben Fenerbahçe'yi kutladığımı, oyuna karakter koyduklarını, hafta içinde yaşananlara rağmen Galatasaray karşısında aldıklarını, galibiyeti hak ettiklerini söylediğin zaman da bana kendi arkadaşlarımdan, kendi burada camiandan neye göre böyle bir şey yazıyorsunuz? Yani bunu söyledim diye eğer fanatikten gözüm kör olmuşsa bırak olsun yani. Oraya öyle bir mesaj yazmış. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gözüme düştü yoksa okumayacaktım. İyi yaptın. Ben Mourinho konusunda ilk adının çıktığı gün sadece bir işe yaradı. Fenerbahçe camiasında futbolcuları, camiayı motive etti. Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki almış olduğu galibiyeti Mourinho isminin... Beşiktaş'ı da motive etti falan diyemeyiz. Çok değil. Beşiktaş'ı gerçekten ihtiyacı olduğu için. Orada da Beşiktaş'a geldiğimiz zaman konuşuyoruz ama Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın açıklamaları, futbolcuların performansı Mourinho isminden dolayı bence o derbinin kazanılmasında o hafta içinde yaşananlar, Aziz Bey'in açıklamalarının etkili olduğunu düşünüyorum. Transferi gerçekleşir mi? Zannetmiyorum. Yani bu hakikaten çok başka bir isim. 15 milyon euroluk en az. Dediğin gibi vergilerle beraber belki daha yukarılara çıkar. Yani 20 böyle bir maliyet. Üstünde maliyetler konuşuluyor. 2 senelik bir sözleşme en az yaparsınız Mourinho ile. 1 senelik yaptıramazsınız. 2 senelik artı 1'i de olur. Tutmadığı zaman da bunun maliyeti çok ağır olur. Yani bu 3 milyon euro veriyorum, 5 milyon euro veriyorum. Hadi git diyen yabancılar var. Santos gibi, geçtiğimiz zamanlar işte Frank Rijkaard gibi, Mancini gibi. Bazen yurt dışından gelen önemli isimlerle yol ayrılırsınız. Ama Mourinho tazminat canavarıdır aynı zamanda. Yani evet, bunu böyle bir tazminat canavarından. Erol Kaynar'la konuşmuştuk ilk olarak. Yani bütün çalıştırdığı takımlardan, yani kulüplerden ciddi tazminatlar almış bir çok iyi bir teknik adam. Kurt Hoca ama aynı zamanda tazminat canavarı. Burada ya da hak ettiyse almasın mı? Ne yapalım şimdi? Ben yani almasın demiyorum bakın. Tazminat canavarı diyor. Hakkını alıyor, iyi biliyor yani diyor. Buna da tazminat şey aldı sanki. Ben tazminat canavarı diyorum. Sözleşmeyi yapıyorlar sonuçta. O yüzden diyorum bu sözleşmeyi yaptırabilecek bir şey yok. Aziz Bey dedi ya. Sözleşmeyi ya, yapan bedenine kalktın. Aziz Bey ne dedi? 5 milyon eurosundan ben veririm dedi. Yarısını mı dedi? Ne için? Eğer anlaşırsanız dedi mi? Yarısı dedi. Tamam o da biliyor olmayacağını. Ha. Böyle bir teklifi yaptı. Eğer Aziz Bey başkan olursa ben Aziz Bey'in söylemlerinin kendisine en çok saygı duyduğum şey söylediğini yapan bir kişidir. Ama bu gerçekten Mourinho şu anda büyük bir hayal. Hayalden öteye gideceğini zannetmiyorum. 15 milyon eurodan hesaplasak 2 yıl 30 milyon euro. Olmadı. 10 hafta geçti. Yarım sezon geçti. Nasıl ayrılacaksınız? Mourinho dediğiniz zaman senin de söylediğin gibi bunun çok net bir transfer tablosu var. Tabii transfer canım bütçesi var. Hele yani ki Beşiktaş'a kendi bütçesi hariç bir Fener... de transfer bütçesi ya artık çok uçacak yani. Fenerbahçe'de yıllık olarak anlaştınız, 2 yıllık imza attınız. Kadro da iyi. Şu kadroya bile nereden bakarsan bir 70-80 milyonluk bütçe isteyebilir. Beşiktaş'ın kadrosuna buna çarpı 2 yapabiliriz. Çünkü Beşiktaş'ta o günle burada 3 aydır yapıyoruz. Abi dur yüreğime inecek. O gün mesela burada 80 milyon çarpı 2, 160 milyon. 3 ay önce sen burada bana dedin ki yayında abi en az 10-12 tane oyuncu gider dedim bu takımdan. 10 tane oyuncuyu yönetim göndermek tamam istiyor. Çünkü hayır gitmezse bu arada transfer nasıl yapacak Beşiktaş? Bak şimdi 10 tane oyuncuyu göndermenin planı yapan bir Beşiktaş'ın Mourinho ile ismini alındığı zaman oraya bir 7-8 tane de yeni oyuncu gelecek demek böyle bir maliyet, böyle bir bütçe bence Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de de olmaz yani. Çünkü 30 milyon euro Mourinho artı 70-80 milyon euro da en az bence. Mourinho'nun bir transfer bütçesi. Ya biraz karışık iş yani. Şampiyonluk hesaplarına gelecek olursak Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de şampiyonluk hesapları, şampiyon planları yapılıyor.